Herkese merhaba. Bugün size Carolina Reaper ve bu Söyleyik Hal ile ilgili birkaç bilgi vereceğim. Öncelikle ben nasıl tanıştım? Ben küçükken internette videolarını falan görüyordum böyle. Takip ettiğim YouTube kanallarında da görüyordum. Çok ilgimi çekmişti. Merak etmiştim. Ben de tatmak istemiştim ama Türkiye'de bunu satan yoktu. Satanlarda genelde kurutulmuş halini yurt dışına ithal edilmiş şekilde satıyordu. Hani yıllar geçti, Amerika'ya gittim. Orada bunun tohumlarını gördüm. Daha doğrusu internette bakarken gördüm tohumlarını satan bir site. Sipariş ettim, Türkiye'ye getirdim. İşte ektim. 10 tane falan tohum vardı ikisinin de. Öncelikle tohum ekiminden başlayayım. Tohumları çok zor çimleniyor. Ve Buzzolica ve Carolina Reaper gibi biber, acı biber türleri de mesela 28 derecede çimleniyor. Bunun için 28 derecelik oda sıcaklığını sağlamanız gerek, öbür türlü verimi çok düşük oluyor ki çimlendirmeleri çok çok zor. Ben birer tane çimlendirebildim ikisinden de 10 tane tohumdan. Acı biberler Scoville diye bir değerle ölçülüyor. Normalde bizim Türkiye'de bize acı gelen biberler, pul biberler falan 5000 Scoville, işte 1000 Scoville arasında bir şey. Bunlar bu 1.6, bu 1.3 milyon Scoville değerinde acıya sahip. İkisinin de aslında tadı gerçekten çok hoş, özellikle kokuları. Acısını bir kenara koyarsanız, bunların acısı olmasaydı ve ben size yedirseydim, buna biber demezdiniz. Tatları cidden normal acı biberlere göre çok değişik. Çok güzel bir kokusu var. Çok yoğun böyle domates sosu diyebilirim kokusu için. Yani tadı güzel. Tadı güzel olmasına güzel ama cidden inanılmaz acı. Yani ben bunu bir pirinç tanesi kadar dilime değdirdim. Yani ölüyordum cidden. Ama yani ben bunu gidip de katır kutur sabah sivri biber gibi yiyeyim derseniz ölürsünüz. Ama acısı yedikten sonra böyle bir 5 dakika falan aklınızdan şu geçiyor: kesin öleceğim. Hani gitti. Bunları eldivensiz içine dokunursanız yani hayatınızın hatasını yapmış olursunuz. Çünkü acıyı sağlayan içindeki yağlar oluyor ve sizin elinize o yağ geçtikten sonra çıkması çok zor. Hani sabunla falan bayağı yıkarsanız geçiyor. Onun dışında hiçbir şekilde acısı geçmiyor. Hani ben bilerek dokundum içine. Hani nasıl oluyor diye deneyimlemek için merak ettim. O günün akşamından sonra 2-3 gün mesela kolumu kaşıdım, kolum yanıyor. Sıcaklık geliyor koluma. Kulağımı kaşıdım, kulağım yanıyor. Gözüme dokundum, gözüm yanıyor. 3 gün boyunca elimden gitmedi. Elimde bir acı yok ama dokunduğum her yer yanıyor. O yüzden dokunmadan önce eldiven giyilmesi gerek. Amerika'da, özellikle Amerika'nın batı yakasında, Meksika ile olan sınır bölgelerinde, Texas, Nevada, California falan, oralarda çok fazla sos olarak kullanılıyor. Meksika'da da aynı şekilde. Tatları sosla beraber kullanıldığında daha yumuşak olacağı için, acıları pardon, kullanışlı olabileceğini düşünüyorum. Tatları lezzetli, çok farklı bir tat. Bence hani deneyimlemek için herkesin tadına bakmasını öneririm, bulabilirsiniz. Tohumdan yetiştirilmesi zor. Tatları güzel, acıları çok. Farklı alanlarda kullanırsanız çok kullanışlı bir meyve olduğunu düşünüyorum. Herkese iyi günler.